Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir de GTA San Andreas serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz derken abi videoya giriş yapacaktım tam şuradan, tamam mı? Sonra bir polis motoru hemen şuraya geldi bir. Ne oldu abi? Ben de çok garip yani şu anda. Sonra işte indi şu adam, polise böyle vurdu yani, indirdi falan böyle. Savaşırken falan polisi öldürdü. Manyak herif, sen kimsin lan polisi öldürdün lan? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Şerefsiz şerefsiz. Biz de tam yani polis yani şey yapabiliyorsa bir öldürebiliyorsa hani, ama hani bunlar sadece bir şey yani, hani oyundur, ama bu niye şey yap? Hani biz oyuncuyuz, sen sana ne oluyor? Biz oyuncu olarak öldürüyoruz polisleri, ne olmuş? Oğlum sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Allah polis alan var ya. Ya polisin var ya, geleceğine geçmişe. Neyse arkadaşlar, bundan önce daha arkadaşlar Stifal Legacy görev videosu attım, o videoyu izlemesi izleyebilirsiniz. Bugün bundan sonra hemen bir Stifal 3 videosu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü 4 video atmayı düşünüyorum. Yani şu an evdeyim. Bundan sonra belki Stifal 3 videosu da gelir. Ve onunla beraber akşam bir tane video çekip 4 videoyu tamamlarız işte. Yarın da arkadaşlar Shadowfall 2 çekmeyi düşünüyorum. Bir de Plants vs. Zombies 2 planım falan var. Onu da ayarlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Nerede lan polisler? Abi benim salmayacaklar değil mi? Bunlar arkadaşlar şu var ya, ulan göreve direkt girmek istemiyorum. Yani polislerle beraber şuraya ben bir çıkarım abi inşaatta. Hatta şurada da bir testerim vardı. Bir yerde bir tester olması lazım. Şu ileridekindeydi galiba testere de. Şurada da olabilir. Bilmiyorum. Ha, burada da olabilir. Aynen. Bir tane bir yerde testere vardı. Testere. Bende testere var mıydı? Galiba yok. Yani kürek var. Bu inşaatta bir yerde bir testere var ama nerede olduğunu tam hatırlamıyorum. Ama eminim burada bir yerde olduğunu. Şöyle bakalım. Galiba yok. Abi artık şu bir yıldız girebilir mi ya? Vallahi bir yıldız girse çok hoşluk duyacağım. Bir yıldız gitmiyor. Neyse arkadaşlar, biz bu videoda ne yapacağız? Bu videoda geçen videoda hatırlarsanız Sanfiori işleriyle uğraşmıştık. Tamamen normal legal işlerle. Kesinlikle yani. Kesinlikle bir savcının arabasına kökoyun falan koymadık ya. Neyse. Öyle şeylerle uğraşmıştık işte. Ve bugün arkadaşlar Decentralization adlı görevle başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu görev neydi? Hatırlamıyorum. Arabanın jantını temizliyorlar. Normal. Ama iş yapıyor. Hey homies, ne yapıyorsun? WhatsApp call. Ne yapıyorsun? Hey dostum. Ay, abi ne yapıyorsun? Böyle işin içine diyor. Şuradaki işçiler diyor bana laf attı falan diyor. Çalışanlar diyor. Ondan ağzını edeceğim diyor. Hop 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 dur diyor. Dur diyor. Ben onların icabına getiriyorum diyor. Onlar nasıl saygı olma gerektiğini gösteriyor. Zaten bayağıdır diyor. Yani böyle bir sıkıntı iş. Yani bir kavga falan arıyordum diyor. Bu yeni diyarda diyor. Bakalım. Ne yapacağız falan diyor. Yeni diye bir Levland dedi falan bir şeyler dedi. Adamlar dedi burada çalışıyorlar dedi. Buradakiler kendine laf atmışlar. Bunlar dedi mekanını mahvet diyor, yani öyle söyleyeyim. Şurada bir tane diyor araç var diyor. Onunla beraber diyor rahatça mahvedebilirsin diyor. Evet şimdi arkadaşlar gideceğiz ve onların ağzını burnunu kıracağız. Daha doğrusu hem onların ağzını burnunu kıracağız hem de mekanın içine edeceğiz. Şimdi şuradaki, abi aslında şuradaki kamyon da olur mu diyeceğim de, neyse hadi biz normalde olması gerekeni yapalım. Şurada da tuvalet var. Tuvaletin zaten birazdan esprisini göreceksiniz derken. Ulan arabayı patlatacaktım, ne yapıyorsun? Öyle dinamitlere gelmeyelim, arabayı patlatırız vallahi. Araba patlarsa, araba değil de ne bu işçi? Kamyonet mi artık ne derseniz. Bilmiyorum. Bak diğerleri de bana böyle şey yapıyor. Gelin lan buraya, siz kimsiniz lan benim kardeşime laf atıyorsunuz ha? He? Arkadaşlar bunlar hiç saygı almamış. Biz bunlara saygının nasıl olduğunu, nasıl saygı duyulması gerektiğini göstereceğiz, anlatacağız. Hem de deneysel olarak, yani deneysel olarak derken gösteriyoruz yani direkt uygulamalı. Ha öyle söyleyeyim, uygulamalı yapıyoruz ve evet her yerin ağzını ettik. Şimdi burada tuvalette adam var. O ne oluyor lan diyor. Bir ses daha duydum diyor. Ve adam her yere bakıyor, ağzını kırayım. Aa lanet olsun diye burada ben çıkmayacağım diyor. Adam korktu tabii doğal olarak. Ve bu mobil tuvalete diyor oraya at diyor. Tabii de kanka ne demek. Aslında şu kamyonet de atabilir miyiz? Neyse ya yine ben bu araçları nedense farklı araçlarla yapmak istiyorum. Çünkü hani farklılık olsun maksat yani. Oğlum dur bir dakika. Bir dakika siz kimsiniz? Bak şu eleman da. Bu eleman bana zarar vermez inşallah o iş yaparken. Şöyle abi nerede o tuvalet? Ha şuradaki tuvalet. Tuvalet. Ha vinçle de şey yapabilirsin. Ha dur. Aa good. Hayır. Hayır lan. Aman tanrım falan dedi. Oğlum. Ya bir dakika. Oğlum sen kimsin lan? İn lan.
Oğlum seni illa arabada indireceğim diyeyim. O kameraya indireceğim ben seni. İn lan o araçtan. İn lan. Sen ne var ha iki de oradan artistik yapımı duruyorsun lan. İndirdim lan ben adamı. İndirmişim tamam. Gel lan buraya. Oğlum ikinizi ben bir halledeyim. İkiniz mi? Üçünüz mü? Kaç kişiniz oğlum siz? Kaç tane işçi var lan burada? Bak ölmüyor. Oğlum sen nasıl bir blokladın da? Nasıl bir teknik şeydir arkadaş o? Nerede bu? Diğeri de var ya benimle oyun oynayasın. Tamam arkadaşlar bunları hallettik. Ve şimdi bir dakika. Bunu bir yön vermemiz gerekiyor. Şöyle dönelim. Şöyle mesela. Oğlum hala ateş eden var. Gözünü seveyim ya. Şöyle abi bas 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 bas. Şimdi bamba arabayla sağa gittim. Tam sağa gittim. Biraz değişik şey oluyor tabi. Nereye abi? Ne atmam gereken yer neresiydi? Göster bana. Atmam gereken yer neresiydi oğlum? Ha, şuradaki yer mi diyor? Ha, tamam pardon. Yerine kaçtık. Şuradaki vinçle de yapılabilir ama ben kamyonet de yapacağım arkadaşlar. Kamyonet değil de ne bu ya? Kepçe mi? Neydi? Kepçe galiba. Kepçe diyelim biz ona. Ya bak. Oğlum. Ben öyle atmaya falan kalkışma seni bitiririm burada. Arkadaşlar çok güzel. Şöyle birazcık daha uğraşırsak ve evet mobil tuvalet attık. Şimdi hemen şey diyor. Oğlum bu arada var. Şu hemen dur. Ben ineyim siz anlamayacaksınız çünkü. Mikser kamyonu git ve üstüne mikseri betonu yerleştir diyor. Oo, çok güzel. Ve abi her zaman ama bu çok acımasız diyor yani o kesinlikle. Onu söyleyeyim orada da bir tane mikser kamyonu varmış. Neyse şuradakini alayım ben direkt. Şöyle al abi. Ve şöyle abi. Başka adam kalmadı zaten. Tüm işçileri de öldürdük galiba. Şöyle gelelim. Dur lan dur. Çok gittin. Gel oğlum gel. Ne yaptın? O kadar git demedim ben sana. Oğlum bir dakika. Şöyle arkadan da müzik çalıyor. Arkadan da sakin müzik çalıyor. Daha da ironik oluyor yani. Şöyle. Şu kamyonetten yanaşıp biraz çeksen ne yer sanki. Aynen yedi. Güzel. Ve arkadaşlar. Abi ama harbiden CJ Kendall'ı bayağı hani kardeş olarak hani harbiden saygı seviyor ve saygı görüyor. Ki bunu yapmaz yani çünkü hani baksanıza abi adamın üstüne beton şey attık. Adam öldü zaten. Allah rahmet eylesin. Adamın üstüne bildiğiniz beton yerleştir. Abi bayağı acımasız ya. Bu harbiden hani belki de San Andreas'ın en acımasız yollar yani en acımasız acıcı konuşmayı unuttum. Acımasız sahnelerden biri de sen ne yapıyorsun kanka? Bir dakika sen ne yapıyorsun? Evet telefon çalıyor. Bu kim lan? Evet. Oo Jetro dostum ne yapıyorsun? Oo Jetro ne haber? Sezar diyor işte diyor bu tehlikeli oldum falan şöyle bir şeyler söyle diyor ha. Senin iyi sürdüğünü falan söyledi falan diyor işte. İstersen diyor araba satış falan şeylerle ilgilenebiliriz falan diyor herhalde öyle bir şeyler diyordu. O point ha yok diyor. Sen bir şey o biraz telaşlı konuşuyor. Sen diyor yolun üstünde bir tane garaj var dostum diyor. Driving School diyor. Onu ya satın almak için Driving School'dan mezun olman lazım diyor. Nautic adam diyor ki ya bir şey yok ya falan diyor. Öyle sen sormak isterim falan diyor. Ha valla tamam diyor. İlgilenim diyor. O güzel şey diyor. Ve git ona falan şey yaptı. Şimdi bir tanesini satayım. Driving School çıktı başımıza. Neyse polis arabası da bizim şey geldi. Photo operating. Lan polis hala burada. Ne oluyor oğlum? Bir tane ballı arabası San Fiore'ye doğru yola çıktı falan diyor. Ne Samayas Holmes. Train it now falan filan bir şeyler şey. Ha uyuşturucu kaçakçılığı falan yapıyorlardı. Ondan bahsediyor herhalde. Bu smoke'un işleri herhalde. Ha tamam. Valla polis abi çok sağ ol ya. Bu polis arabasını bana verdiğin için valla. Hiç öyle şey yapma ben gideceğim abi. Ben hiç öyle şey yapma ben bu arabayı aldım gidiyorum. Şimdi ha bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Oğlum. Bir dakika lan. Bu görev birazcık sıkıntılı bir görev. Şuradan gidersek çok uzatmış mı olacağız? Valla diğer taraftan gidersek daha iyi oluyor sanki. Sanki daha uzakmış gibi gözüküyor bana öyle ama hani öyle değil. Arkadaşlar şimdi dedi ki Sezar. Hani kanka dedi ben bu görevi hatırladım galiba o görevde. Bu ekip var bir tane. San Fiora'daki ekip böyle yani suçluların ekibi. Lan var arabanın ağzına ettik ya bu ne ya. Suçluların ekibi. Bu ekipte işte şey diyor. Adını siz getirin. İşte bunlara işte fotoğrayacağız falan diyor. Fotoğraflarını falan çekmemiz falan gerekiyor dedi. Ve biz de arkadaşlar fotoğraflarını çekmek adına gidiyoruz. Yalnız ben
Buradan gidiyor ama bu yollar kapalı. İnşallah tren rayı da kapalı değildir yani. Tegama'nın şu an tren yolu. Şuradan aslında geçiş var ama bir dakika, tren yoldan gideceğim. Ben manyağım çünkü. Aynen öyle, ben tren yoldan gideceğim abi. Yaz arabayı böyle şey yapmadan. Aynen. Aynen öyle. İşte bu. Ve işte bu ananı. Lan. Arkadaşlar kapalıymış. Evet, çok güzel abi. Çok güzel için ettik. Çok güzel abi. Çok güzel. O zaman mecbur diğer yoldan gideceğiz arkadaşlar. Şöyle abi o zaman. Ulan var ya, içimden de geçtim abi. Ulan dedim. Daha yakındır. İşte fotoğrayacağız falan filan dedi. Bu 3-4 kişilik bir ekip arkadaşlar. Onları fotoğrayacağız ve kimler olduğunu, kimlerin ne olduğunu öğreneceğiz. Bu ne ya? Arkadaşlar bir yandan yağmur da bastı ama en sonunda Sezar'ın mekanına geldik abi. İşte bu be, oh be. Sonunda ya. Bu nedir ya? Gelirken de polisle falan uğraştım ve gelen kanka dedi. Ya kanka gerçekten. Ya biraz da değişik bir görev abi. O kadar geliriz yolu. Ve kanka hadi gidelim. Ya sırf seni ben buraya gidelim. Biraz da yakından gel de hani yakında beklesen, oradan seni alsam daha iyi olmaz mıydı? Şimdi nasıl gidiyorduk abi? Yollarda var ya. Unuttuk tabii. Şimdi. Nereden gidiyoruz? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Daha demin videoyu kestim. Hem yani haritayı böyle yani tam böyle nereden gideceğimiz, hani böyle tam böyle hani anlamak için bir tane yanlış yerden gitmekte, boşuna yol uzatmayakta, hem de siz de sıkılmayın diye. Öyle arkadaşlar, neyse. Şimdi yaklaştık şey zaten, yani Angel Pine'a geliyoruz ve Angel Pine'da zaten bu işi yapacağız. Ya abi bayağı uzun yani, hani bu Sezar alma yeri de, yani Sezar almak için gittiğimiz yerde uzun. Sanfiyordaki garajdan ta oraya gidiyoruz yani. Bir de burada uzun yani. Bayağı bir uzun göre, o yüzden sizi sıkmam için kestim yani yolu. Neyse abi şimdi şöyle hatta geri gelelim. Arabada da bayağı içine ettim bu arada gelirken. Yapacak da bir şey yok. Yolları unutmuşum yani. Hani, bir de bir arabalara falan çarptım birkaç tane. Ondan da şey oldu. Falan filan işte. Tren raylarından falan geldim ya gelirken. Böyle bir şey var mı? Neyse arkadaşlar, şimdi buraya geldik. Ve şöyle çıkalım. Şimdi burada fotoğraf işimizi yapacağız. Nerede benim fotoğraf makinesi abi? Burada. Şimdi şuraya gelelim. Gündüz vakti oldu diye oldu. Hani geceye kalmadı iş. Gündüz vakti. Gerçi gündüz de değil yani. Akşamüstü şu anda. Saate bakarak. Havaya bakarak. Ama etraf aydınlık. Anam dur lan, çektim yanlışa, dur. Şu arttırma eksen var. Şuydu, tam unuttum. Şimdi arkadaşlar diyor ki fotosunu çek diyor. Ve Ryder, seni bir yılan kafalı şey kafalı, yılan kafalı bir şey kafalı. Ryder arkadaşlar burada zaten hani ihanet etmişti zaten, hani anlamıştık ve burada da zaten hani ne kim nasıl adamlarla çalıştığını görürüz. Kim bana şey yapıyor oğlum ya, orta parmak falan çek diyor. Ve bu adam diyor gerçekten diyor sıkıntılıya benziyor diyor. T-Bone Man dizmiş bu adam arkadaşlar. Şimdi başkasılar da geliyor diyor. Aha geldi bir tane daha. Aha bu adam. Bu adam da tam bir şey yani. Ofis adamı. Aslına baksanız böyle şey sanmazsınız. Sıkıntılı ama. Bu adamın bu Gringo kim bilmiyorum. Adam çok tehlikeli birine benziyor ama dikkat edelim. Oğlum bunlardan kaç tane var falan diyor böyle. Bu da sonuncusu zaten. Bu da zaten Pez arkadaşlar. Pez hani anladınız zaten devamını. Ve bunu da çekip. Adam çekmem için durdu lan yolda biriniz. Bu adam da diyor bir şeyler dedi orada. Exit not incorrect. Tamam, hepsini çektim. Şimdi arkadaşlar buradan yardırıyoruz. Hallettik tüm işleri. Sezar'la arkadaşlar. Buradan tüyelim, yoksa bulurlarsa hani bizi görürlerse çektiklerimize falan sıkıntı olur birazcık. Ve geldiler abi, çok güzel. Şimdi benzinlikten bunlar ayrılacak burada. Biz yolumuza, şimdi Sezar'ımıza. O ağır bir şey yedik falan diyor. Out here. Garajda tekrardan buluşalım. Hadi kanka görüşürüz. Niye beni almıyorsun? Beni burada bırakıyorsun? Benzinlikte beni bırakmanın sebebi mi? Ben bunu anlamıyorum. Bak yani şu arabayı mı çalayım mı? İlla araba çal diyorsun bana ya. Olmuyor ki böyle. Neyse. O da olur. Araba çal diyorsan araba da çalır. Sıkıntı yok yani. GTA sonuçta burası. Neyse arkadaşlar şimdi şu yemekçide duracağım. Canımı en azından toparlayacağım. Canımdan da geçtim. Birazcık yemek yerim. Her şey acıkmıştır. Şöyle yemek dükkanı tam şurada abi. Şöyle gidelim. Şimdi bu görevde, bu videodaki ikinci görevimiz güzel. Üçüncü görevi de hallederiz güzel bir şekilde. Çünkü hani zaman kaldı yani. Genelde iki görev bitiriyorduk. 25 dakikayı buluyordu video. Hemen şöyle gelelim.
Ya uzun yol olduğu için şimdi hani Max hani asıl görevin olayı yol. Bu gördüğünüz gibi hani fotoğraf çekmek bir şey yok yani. Asıl görevin zorluğu yolda arkadaşlar. Yol çok uzun olduğu için başımıza bir şeyler gelebiliyor yani. Şimdi salata menü yiyelim birazcık ama sağlıklı beslenelim. Yani acıktık derken hani sağlıklı beslenelim. İki tabak. Hadi benden de olsun. Üç tabak olsun abi. Spor yapmaya falan da gitmemiz lazım ya bizim. Valla zaten geçenki videoda biz sizlerle birlikte yo. Ben video dışına gitmişim. Pardon. Sizlerle gitmedik spor salonuna. Bir de şu spor salonuna siz Sanfiyo spor salonuna sizlerle gitmedik diye hatırlıyorum. Video dışına gitmiştim ben. Kıyafetim falan değiştirdim. Ona da gideriz hatta. Oğlum bu araba çok yavaş. Bu arabayla bir yere gidilmez ki ağzını kırayım ya. Şuraya gelmişken biraz da silahlarım mı şey yapsam. Bende ne var? Aa şu ilerideki arabayı alayım. Dur şu sağdaki giden arabayı alayım. Gel lan buraya. Sen nereye gidiyorsun? Kaçıyorsun. Bak bak bak. Bu arabalar çok güzel ya. Harbiden tipi de çok güzel. Tipi aynı şey böyle hani Dodge Charger'a benziyor. 1970 model Dodge Charger'a benziyor. Ama bir yandan da böyle Ford Taunus'a da benziyor. Güzel yani. Coupe modelleri. Abi güzel araba. Şimdi buradan bağlı gaz yalım ve derken burada ev mi varmış lan? Bir tane ev satın alalım mı arkadaşlar? Gel San Fiora'dan ev satın alırız ya. Buradan hani kaç diyor. 20 bin dolar da vermem kanka. Ne yaptın sen? Zaten 32 bin dolarım. Hani 2000 dolar deseydin her türlü alırım da. Onu da almam arkadaşlar. O kadar da uzun boylu değil ya. Vazgeçtim. Bu görev iki görev yesin. Üçüncü görev yapmayalım. Hem hani sizi sıkmak istemiyorum. Maksat zaten sizi sıkmamak. Şey dedim içimden. Şey yapalım arkadaşlar. Özellikle spor salonuna gidip spor yapalım. Orada hatta dövüş hareketleri falan var. Belki onu da öğreniriz. Bakarız. Asıl istediğim yani öğrenebiliriz. Bir sıkıntı yok ama öğrensem mi diye düşünüyorum. Değişik kung fu hareketleri onlardı galiba. Bakarız şöyle şehre geldik zaten. Bir yerde şu stadyuma uğrayalım ya valla. Biz San Andreas'taki şey yapacaktık lan ya. Los Santos'a yarış yapacaktık. Hatta birkaç yere baktıydık bu araba sürüş mekaniklerimiz gelişmiş mi falan diye de. Gelişmemiş falan deyip duruyordu. Neyse arkadaşlar spor salonuna gidelim. Bir kas yapalım ya. Bir dövüş hareketi öğrenelim. Bir kung fucu olalım. Bir şey olalım. Üçüncü görevi neden yapmak istemedim sonradan? Çünkü abi. Ya yetiyor ya. İki görev. Yani şu anda zaten yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer videoda belki sıkı çalışacağız. Yani bu videoda şimdi spor falan da yapacağız. Diğer video biraz daha sık olur. 3 görev yaparız belki. Bakarız duruma göre. Şimdi geldik abi. Baba. Şöyle zaten spor salonu hemen şurada kalıyor. Şurada da hatta sağda bir banşo olması lazım. Ama herhalde bu aynen şu an yok abi. Bu kurs neydi lan bu? Buna, ona da bir ara gideceğiz. Özel bir video yapacağım ona. Ehliyet sürüşü. Ehliyet kursu için yapmak gerekiyor. Abi ben birazcık benim neyim eksik ki? Muscle'ım iyi. Staminam düşük. Staminayı yaptıralım da. Gene staminayı arttıralım. Level 7'den başlayalım arkadaşlar. Level 7'yi yaptıktan sonra da şey yapacağım. Dövüş hareketleri öğrenmek istiyorum. Öğrenelim gitsin ya. Adamlarımızı döverken daha hoş dövelim yani. O da harbiden güzel. Eğer bizim oradaki sokak çetesindeki hani o Los Santos'taki hani öğrendiğimiz nasıl diyeyim? Hareketler de çok güzel. Tak 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 vuruyoruz ama buradakiler de ayrı güzel. Yani adam falan yere seriyoruz. Çok iyi. Şimdi abi. Abi adamla her şeyi düşünmüş ya zamanda. Şöyle bir düşünüyorum da. Abi her şey var. Yani böyle spor yapıyor. Spor hareketlerinin detayları var. Böyle hani farklı hareket türleri var. Yani hani gerçekten şöyle bir düşündüğümüzde GTA 5 gerçekten çok geride kalıyor ya. Ben GTA 5 yok çünkü spor yapmak. Yani modlarla falan. Modlarla olduktan sonra ne anlamı var ki? Yani modlarla yaparsın zaten. Modlarla yapılmayacak şey mi var? O yüzden GTA 5 keşke San Andreas'te olan çoğu şey ekleselermiş şöyle söyleyeyim yani en azından bazı şey ekleselermiş iyi bir şey en azından spor yapma gibi. Neyse arkadaşlar şöyle yapalım. Maskalım biraz yüksek olduğu için yani stamina yükseltmek istedim. Şu an stamina yükseliyor. Şöyle biraz daha yaptıktan sonra salarım. Stamina yükselmiş. Evet. Daha uzun koşabilirim falan filan diyor. Stamina hala yükseliyor abi güzel. Yesin mi bu kadar? Yesin mi? Hadi yesin abi birazcık da kas yapalım. Level 8 bu arada kapalı gözüküyor. Level 8 de açık ama aslında değil mi? Level 8'in de galiba açık olması gerekiyor. Level mesela burada son seviyeler kapalı oluyor. Buna basamadım. Neden olmadı? Neyse abi şöyle biraz da kas yapalım. Ya bu kolay ya. Bunu direkt kaldırıyor. Diğer kas yapalım. Diğer hani ağır kas yapalım. Dur dur. Normal koşa. Şöyle. 240 kilolu hiç kaldıramıyor. Neden? 200 kilolu en fazla kaldırabiliyor ama CJ bayağı güçlendi abi. Hayvan kadar güçlendi adam ya. Yani ilk başlarımızda şu bar çok küçüktü çünkü hani kaldırma gücü yoktu yani artık kocaman bar yani hani çeyreğini doldurdu yani o bar. Baksana hayvan kadar bir şey oldu.
Neyse abi şöyle. Yalnız bizim stilimiz yani böyle kıyafet kombini güzel oldu ya. Anladım, hoş oldu. Videoyu gerçi uzatmayalım dedim de yine uzuyor arkadaşlar ama en azından hani spor yaparak uzasın ya. Diğer videoda görevlerimize kablodan devam ederiz. Hatta diğer videoda biz Zero'nun yanına uğramayı da düşünüyoruz. Zero Army var diye bizim bir tane bilgisayarcı elektronikçi. Onun yanına da uğrarız. Üstüne ben video dışında belki farklı bir kombin yaparım. Diğer videoda değil de ondan sonraki videoda. Ehliyet kursuna ayrıca bir yere gideriz. Bakarız bir şeyler yaparız arkadaşlar. 20-30 tane de bundan yaptıktan sonra abi ben bunu salarım. Bayağı kaslarım sana çıkıyor, iyi oluyor yani. Evet, kaslarımız çıktı. Şimdi şurada hareketin yanına gelelim. Evet, öğrenmek istiyorum diyelim akşam ve bu adama dövmemiz gerekiyor. Gel lan buraya. Ben kendi stillerimle seni dövüp senin stillerini alacağım. İşte böyle bir mantık. Ay ay, vur vur. Yerden kaldırmam seni kanka. Kanka seni yerden kaldırmam derken nasıl kalktın lan? Nasıl kalktın oğlum? Gözünü seveyim ya. Vur vur, tekmeye vur. Abi yere ama kalkıyor mu herif ya? Ha, yani çok basit oldu. Evet, gözlerime bak diyor. Gözlerimin içine bak diyor. Saldırı koşusu, atak koşucu saldırı şey diyor işte. Koşarken yumruk tuşuna basarsam böyle tekme atarsa, evet bunu biliyorum. Ground attack. Bu da neydi? Ha, durduğun yerde yumruk tuşuna basarsan diyor. Aynen böyle tek, ya yere düşmüş adam mı? Ya normal de olabilir. Combo attack diyor. Bu da kombalayacağız adamlarımızı. Bu da ta 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 vurursan diyor. En son adama geçirirsin bir tane diyor. Hatta şunların üstüne denelim. Gelin lan buraya. Hadi öğrenelim. Hop. Ha? Ha? Oba. Oğlum çok iyi lan. Güzel. Koşu saldırısını nasıl yapıyoruz? Şöyle. Aynen şöyle. Ha? Yaptım şöyle. Oğlum bunu denk getirmesi var. Lan tamam, dövmeyin abi. Abi tamam, ben kaçıyorum abi. Şu adama da bir tane vurayım da. Yürü git lan. Ne yapıyorsun oğlum? Hayır. Hayır. Ha, hadi. Hadi. Hadi oğlum. Oğlum beni dövüyor lan arkadaşım bunlar. Onun zırhının içine ettin, o değil de. Gel lan sen de buraya abi. Abi kusura bakma, seni döveceğim. Gel lan buraya. Arkamdaki adam öldü mü lan bu arada? Ha, vallahi hepsini halletmişim lan. Başka adam kalmadı herhalde. Şurada bir tane kadın var. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ha, kadın neymiş lan, adammış. Bunlar da bir şey yapıyor. Yürüyün gidin lan siz de. Bunların hepsi galiba dövüş yani saldırıya geliyor. Kaçmıyorlar da. Tabi adam buraya geldiyse korkmaz yani. Kaç 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 kaç. Neyse. Maskalının yerden düştüğünü yalnız. Maskalının düşmesini anlamadım. Neyse arkadaşlar. Aa, biz arabaya binelim. Ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, bu videoda böyle. Yine 20 dakika, 22 dakikayı buldum lan. Yine video uzun oldu. Ya bana göre hiçbir şey yok ama arkadaşlar her zaman diyorum ya, sizi sıkmamış ama siz de izliyorsunuz. Siz de yorumlarda belirtin arkadaşlar, hani böyle 20-22 dakikalık, 23 dakikalık videolar size fazla geliyor mu yoksa hani yetiyor mu? Hani gerçek sıkılmadan izliyor musunuz? Bunu da yorumlara yazarsanız belirtirseniz sevinirim. Şöyle abi hop, arabayı bir tatlı arkadaşlar, kayıt noktamızı gelelim ve videomuzu bitirelim. Hatta ben bu arabayı koyayım abi, gelmişken ben bu arabayı. Şöyle bir drift atalım. Ha. Aa. Lan benim bir tane arabam vardı burada, Sentinel. Ama zaten polis arabası falan aldık ya şuradayken. Gerek de kalmadı yani. Şöyle abi. Destination görev üstüne kaydedelim. Ve foto aynen şu an en son yaptığımız görev üstüne. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala da severseniz abone olmayı unutmayın. Bir dakika görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.